Kitabül Feraid. Şimdi feraize geldi. Bütün feraizi beyan edecek değil. Zaten İmam-ı Tahavi muhtelef infi olan meseleleri alıyor. Burada da bir meselede büyük bir ihtilaf var. Onu alıyor. Babur racül yemutu ve yetruku binten ve uhten ve asabeten sivaha. Bir adam öldü. Bir kızını, bir hemşiresini, bir de asabesini terk eyledi. Mal nasıl teksim edilecek? Mesela kız güzel, bir de kız kardeşi, bir de oğlan kardeşi var. Yahut da emucesi var. Asabe dedi mi? Kız kardeşi, eşi, oğlan kardeşi de dahil olur. Emucesi de dahil olur. Haddesena Muhammed ibn Hüseyin kâle haddesena el-Mu'alla ibn Esed. Kâle haddesena Vehb ibn Halid an ibn Tavus an ebihi an ibn Abbas. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi. Evvela bunu aldı ki çünkü cumhura muhalefet eden İbn Abbas'tır. İbn Abbas'ın bu hususta ayrı bir rey'i var. Ha, onun için evvela onu getirdi. İbn Abbas Resulullah Efendimiz'den rivayet etti ki Alihekul male bil feraid. Ölünün malını farzlara ilhak edin. Farz alan kimler ise onlara verin. Fema ebgatil feraid. Farzlardan baki kalan bir şey olursa feli evla racülin zeker. O li demiş li değil. Feli evla racülin en yakın erkekedir. Öyle erkek ki zeker. Yani kadına değil. Yani asabeyedir. En yakın erkeklerden kimse asabe olarak mal onundur. Şimdi bu meselede kız var. Kız tek olursa malın yarısını alır. Hemşiresi var. Hemşire de tek olursa ne alacak? Onun kardeşi de var. Kardeşi olursa o hemşiresini kız kardeşine hesap kılar. Yarısı kıza olur, yarısını da o bacı kardeş alırlar. Veli Zekir Müstahası Hüseyin. Abdullah ibn Abbas diyor ki yok. Burada farz sahibi kim? Kız. Kız yarısını aldı. Gerisi kime kaldı? Kız kardeşine kaldı. O kardeş ister ana baba bir kardeş olsun, ister baba bir kardeş olsun, gerisini de o alır. O kız kardeşine bir şey yok diyor. Kız kardeş ortak olamaz diyor. Yahut bir kızı var. Bir kız kardeşi var, bir de amcası var. Kız neyi aldı? Yarısını aldı. Kız kardeşine bir şey yoktur. Gerisi mal amcasına kaldı. Çünkü asabedir. Asabe var iken kız kardeşine bir şey yoktur diyor. Kız kardeşin kardeşi varsa o zaman asıp olur kız onunla. Yok yapmıyor. Abdullah bin Abbas yapmıyor. O sen cumhurun sözünü söylüyorsun. Abdullah bin Abbas kabul etmiyor bunu. Haddesene ibn Ebi Davud. Kale haddesene Ümeyyet ibn Beslam. Kale haddesene Yezid ibn Züreyya. Kale haddesene Ruh ibn Kasim. An Abdillah ibn Tavus. An Ebihi an ibn Abbasin. An Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem misli. Aynı hadisi şerifi. Abdullah ibn Abbas'ın gelen bu rivayeti. İmam-ı Tahavi İbn Ebi Davud terk ile de rivayet ediyor. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Naim kâle haddesena Süfyan an İbni Tavus an Ebi an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu ve lem yezkür İbni Abbas. Burada da Tavus'un oğlu babası Tavus'tan Tavus'la Resulullah Efendimiz'den zikrediyor. İbni Abbas'ı zikretmiyor ki hadis mevkuf oluyor. Haddesena Ali İbni Şeybe kâle haddesena Yezid İbni Harun kâle اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ السَّوْرِي فَزَكَرَ بِيْسْنَادِهِ مِسْلَهُ Süfyan-ı Sevri de bunu zikreyledi. O da hadis gene mektu oluyor. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُتُ بْنُ سُلَيْمَنْ قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُنُ سُفْيَانْ عَلِي بْنِ تَاوُسٍ فَزَكَرَ بِيْسْنَادِهِ مِسْلَهُ İmam Tavus'un oğlu zikrediyor. Babasından, babası da tabiindendir. Yani bu rivayetleri de getiriyor ki yukarıda senedi muttasil ile, merfu ile zikreyledi. Bunları da tekviye için mutabaat ve şevahit olarak getiriyor ki yani senet kuvvetlidir. Kale Ebu Cafer, İmam Cafer Ebu Tahavi. İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun. Öyle madem bir kısmı zahip buldular ki işte onlardan birisi kim? Abdullah bin Abbas. İlâ enne racülen. Şuna zahip buldular ki bir adam. Levmate ölse ve tereke bnetehu kızını terk etse ve ahahu li ebihi bir de baba bir kardeşini terk etse ve uhtehu li ebihi ve ummihi bir de ana baba bir kız kardeşini terk etse kâne libnetihin nısfu
kızına yarısı vardır, nısfı vardır. Ve ma bakiye, baki kalan da feli ahihi, kardeşinedir. O kardeşi de kim? Lebi. Baba bir kardeşi vardı, onadır. Ve ümmihi demiş ama yukarıda baba bir kardeşi olursa, yani ana baba bir kardeş olursa da bir terik olur. Baba bir kardeşi bile onu mahrum ediyor. Ve ümmihi, ikinci ümmihi ve ümmihi ziyade. Dune uhtihi le bihi ve ümmihi. Ana baba bir kız kardeşine bir şey yoktur. Baba bir kardeşi asebe olarak malın yarısını alır. Yarısı kısa, yarısı dolu. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بَهَدَ الْحَدِيثِ Bu mesele hakkında işte bu hadisle ihticac eylediler. وَقَالُ وَيْذَا Yine bunlar dediler ki لَوْ لَمْ يَكُمْ مَعَلِي بِنَةِ اَخُنْ O kız ile bir kardeşi, o kardeş olmasa idi. وَكَانَتْ مَعَهَا اُخْتٌ وَعَصَبَتٌ Kızla beraber bacı yahut da asabesi olsaydı. كَانَتْ اِبْنَةِ اَنْنِصْفُ Kıza yarısı var idi. Ve ma bakiye felil asabeti. Baki kalan da asabeye vardı. O da ne gibi? Mesela kızı var, kız kardeşi var, bir de emmucesi oğlu var diyelim. Emmucesi oğlu asabe olur ya. Yarısını kıza alır, yarısı da emmucesi oğluna kalır. Ya kız kardeşi, kız kardeşine bir şey yok. Farz et ki emmucesinin oğlunun oğlu uzaktan olsun. Madem asabedir, yine yarısını alır, kız kardeşine bir şey yok. Bu mezhebe göre. Ve im be'udu isterse o asabeler uzak olsun. Ve ihtecu fi zalike izâ bu mesele hakkında da ihticac eylediler. Bima ru yani İbn Abbas'ın, Abdullah İbn Abbas'tan rivayet edilen bu hadisle istidlal eylediler. Haddesena Ali ibn Zeyd'in, kâle haddesena Abdetü ibn Süleyman, kâle akhberene ibn Mübarek, en Ma'merin an ibn Tavus'in, kâle akhbereni ebi an ibn Abbas'in. İmam-ı Tavus'un oğlu diyor ki babam Abdullah bin Abbas'tan rivayet An İbn Abbas'ın ennehu kal Abdullah bin Abbas'tan rivayet eyledi ki Abdullah bin Abbas buyurdular ki Kalallahu Azze ve Celle Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu Abdullah bin Abbas ayetle istidlal ediyor ki kız kardeşine hisse yoktur. Niçin? Bak Cenab-ı Hak ne buyurdu diyor. Estaizu billah inimru'un heleke لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ اِنِ اِمْرُوْنْ هَلَكَ Bir adam ölse ki لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ Onun veledi yok. Veled nedir? O oğlan kız. Ne oğlu var ne de kızı var. O vakitte وَلَهُ اُخْتٌ Onun kız kardeşi var. فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ Terk ettiğinin nısfı ona vardır. Fakat oğlu olursa kız kardeşi alabilir mi? Alamaz. Kızı olursa yine alamaz. Çünkü burada velet dedi. Velet. Oğlana da kıza da şumul olduğundan ölen adamın oğlu da olsa bacısına bir şey yok. Kızı da olsa bacısına bir şey yok. Ayet. Ne? Kâle ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas diyor ki fakultum entum cumhure itiraz ediyor. Diyor ki siz diyorsunuz ki lehen nısfu ve uhte nısf vardır ve inkâne lehu velet. İsterse velet olsun. Nasıl siz veriyorsunuz? Hani cumhuriyet yapıyor, malın yarısını kıza veriyor, yarısını da ukhte veriyor. Diyor ki yok. Cenab-ı Hak diyor ki veled olmazsa yarısını alır. Veledi varsa alamaz. Siz de diyorsunuz ayetin hilafına, veled olsa bile yarısını alır. Şimdiki veled deyince hem oğlana hem kıza şumul var mı yok mu? Var. Bunun cevabını nasıl vereceksiniz? Geliyor. Geliyor. Ha, sen cevabını verme. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Diğerleri bu kavle muhalefet ettiler. فَقَالُ dediler ki بَلِّ لِبْنَةِ اَنْنِصْفُ Belki kıza yarısı vardır. وَمَا بَقِيَ Baki kalan da بَيْنَ الْأَخِ وَالْاُخْتِ Bacı ile kardeş arasındadır. لِذَّكَرِ مُسْلُحَ الزِّلْاُمْسَيَيْنِ Yalnız erkeğe iki hisse, kadına bir hisse. Bir adam öldü, bir kızı var. Bir ana baba bir kardeşi var, bir de ana baba bir bacısı var. Yarısı kıza verilir, yarısı da kız kardeşiyle oğlan kardeşine kalır. Fakat oğlan iki alır, kız bir alır. Vakıtta mesela kaçtan gelir? Altıdan gelir. Altının üçü kıza verilir, kalır üçü. Üçünde ikisi erkek kardeşine, birisi de kız kardeşine. Mesela böyle olur. Bu cumhurun kavli.
Abdullah bin Abbas diyor ki, hayır, siz ayete muhalif hareket ediyorsunuz. Bu ölen adamın bir defa veledi var, kızı var. Kız varken yokta bir şey yoktu. Asebe ha. Bu erkek kardeşi asebedir, asebe hakkını alır. Kız kardeşi neyini alıyor? İtiraz ediyor ve bunda da ısrar etmiştir Abdullah bin Abbas. Devasından vazgeçmemiştir. Hatta Hazreti Ömer aşağıda da geliyor. Dediler ki, Ömer böyle verdi. Dedi ki, siz Allah'ın kitabından mı itiraz ediyorsunuz? Allah'ta neyi mi biliyorsunuz? Şimdi o veledi umumileştirdi. Velet deyince oğlan ve kız ikisi de dahil, fakat cumhur dediler ki, hayır, buradaki velet de murat erkek. Erkektir dediler. Kız değildir. Halbuki diğer yerlerde velet dedi mi oğlan kız dahildir. Peki burada erkektir, kız değildir diyenler de bunu ihtisas ettiler. Başka bir delille oradan şeyi daha fazla izah vererek oğlan kastettiler. Kız burada değil. Ondan çıkarttılar. O da geliyor. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْاِبْنَةِ غَيْرُ الْاُخْتِ Kızla beraber uhtan başkası yoksa كَانَ لِلْاِبْنَةِ اَنْنِصْفُ Kıza yarısı vardır. وَلِلْاُخْتِ مَا بَقِي Baki kalan da kız kardeşinadır. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكِ Bu mesele hakkında cumhurun lehine olan hüccettendir ki اَنَّ حَدِيثَ بْنِ عَبَّاسِ اَلَّذ۪ي ذَكَرُوا Abdullah ibn Abbas'ın hadisi ki zikreylediler. Alâ mâ zekerna fî evveli hazel bâb, bu babın evvelinde zikrettiğimiz üzerine leyse mânâhu indenâ, o hadisin mânâsı bizim indimizde olmadı. Alâ mâ hamelûhu aleyhi, onların hamlettiği mâna üzerine olmadı. Onlar veledi, oğul ve kız diye tefsir ettiler. Bu ayeti kerimeyi böyle dediler. Abdullah ibn Abbas'ın da hadisini o manaya aldılar. Dedi, diyor ki bunun manası böyle değildir bizim indimizde. وَلَاكِنَّ مَعْنَاهُ Bunun manası indena bizim indimizde. وَاللّٰهُ عَلَمْ Fakat hakikati Allah bilir. Çünkü bu bir tefsirdir. Caiz ki o doğru, caiz ki bu doğru. Fakat bize göre mana şu. مَا اَبْقَتِ الْفَرَائِفِ O bir şey ki farzlar ibka iledi. بَعْدَ السِّحَامِ Farz sahiplerinin sehimlerini verdikten sonra baki kalan sehim feli evla racülin zekerin en yakın erkeğe verilir. Ne gibi? Ke ammetin ve ammin. Amme am. Evet. İkisi de yakın ama amme kadındır, am erkektir. Öyleyse hangisine verilecek? Erkeğe verilecek. Fel bâkilil am. Amme de var. İkisinde derecesi bir ama hem erkek olduğundan fele evla racülin zekerin. Öyleyse amme alır. Dûne lemme ammeye yok. Lennehumâ fî derecetin vâhide. İkisi de bir derecededir. Mütesavî yani fî nesef. Nesefte mütesavidirler. Ve fadlul ammi ve fuddilel amme alel amme fî zâlik. Bu meselede ammeye taftil olundu. Mal amme verildi, ammeye verilmedi. Be'enkâne zekere. Ne tarikayla tafdil edildi? Be'enkâne zekeren erkek olmak sebebiyle tafdil edildi. Çünkü hadiste fele evlâ racülin zekeri. Öyleyse bunun manası fehâze mâna kavlihi mâ ebgatil ferâid işte mâ ebgatil ferâid fele evlâ racülin zekerin bu hadisin manası budur. Ve leysel uhtu mâ ahîhâ uht kardeşiyle beraber olmadı. Bidâhileyni fî zâlik buna dahil olmadı. Yani burada üht ile eh buna dahildir. Binaenaleyh ehe verelim de ühte vermeyelim. Bu buna dahil değildir. Emme emme gibi değildir. Emme emme tabi. Em asebedendir. Alır. Emme asebeden değildir. Alamaz. Fakat eh ile üht beraber olurlarsa o buna dahil değildir. O kardeş o ühti asebe kılar. Asebe bi gayrihidir. O kardeşi onu asebe kılar. Ve delilu ala ma zekerna. Bizim zikrettiğimize delil min zalik. İşte bu meseleden ennehum ecme'u ulemanın hepsi icma ilediler fi bintin ve binti bini. Ve bini ibni. Diyor ki size bir delil getirelim ki siz de biz de Abdullah ibn Abbas da bu meselede müttefiktir. Bir adam öldü, bir kızı var. Bir de ölmüş oğlunun bir kızı, bir de oğlu var. اَنَّ لِلِبْنَةِ اَنْنِصْفِ Ulemanın hepsi dediler ki kıza yarısı verilir. وَمَا بَقِيَ Baki kalan yarısı da فَبَيْنَ اِبْنِ الْاِبْنِ وَبْنَةِ الْاِبْنِ
o ölmüş oğlunun kızıyla oğlunun arasında teksim edilir. Liz zekeri misli hazil ünseyin. Yani oğlunun oğluna iki, oğlunun kızına bir verilir. Bunda ittifak var. Şimdi meseleyi getirecek ki ammede de ittifak var. Ammeye yok, am alacak. Bunda da ittifak var. Yarısını kıza veriyor, yarısını da oğlunun oğluyla kızına veriyor. Şimdi üht ile ahi ammeye mi kıyas edelim yoksa İbn-i Libine mi kıyas edelim? Hangisine kıyas edelim? Abdullah ibn Abbas ammeye kıyas ediyor. Cumhur da İbn-i Libine kıyas ediyor. وَلَمْ يَجْعَلُوا مَا بَقِيَ Kalanı kılmadılar. بَعْدَ نَسِبِ الْاِبْنَةِ O kızının hissesini verdikten sonra nısfi لِبْنِ الْاِبْنِ خَاسَّةً oğlunun oğluna versinler de دُونَ بَنَةِ الْاِبْنِ oğlunun kızına vermesinler. Bunu böyle kılmadılar. Adam ölmüş, yarısını kızına verdiler. Kaldı yarısı. Yarısı da ölmüş oğlunun bir oğlu var, bir kızı var. Abdullah bin Abbas'ın kaidesi emmeye göre teşbih edilirse oğlunun oğluna vermeleri lazım. Oğlunun kızına bir şey yok. Halbuki yok. Hepsi müttefik. Onu teksim ederler ikisi. وَلَمْ يَكُنْ مَعْنَا قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinin manası olmadı. فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِدُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ زَكَرٍ Bu hadis-i şerifin manası olmadı. عَلَى ذَلِكَ Bu dediğimiz şekil üzerine ki oğlunun oğluna kızı verelim de oğlunun kızına vermeyelim. اِنَّمَا هُوَ عَلَى غَيْرِهِ Demek ki bu başka bir manaya geldi. Evet. فَلَمَّا سَبَتَ اَنَّ هَذَا خَارِجٌ مِّنْهُ بِاتِّفَاقِهِمْ Böyle mananın ittifakıyla bu hadisten hariç kaldı. İbn-i Libin ile Bint-i Libin meselesi bu hadisten hariç kaldı. وَثَبَتَ اَنَّ الْعَمَّ وَالْعَمَّةَ دَاخِلَانِ فِي ذَٰلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ Yine sabit oldu ki amme bu hadise dahil oldu. Evet. اِذْ جَعَلُوا مَا بَقِيَا بَعْدَ نَسِيبِ الْاِبْنَةِ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ Çünkü yarısını kıza verdikten sonra kalanı amme ile amme arasında teksim etmediler. Ammeyi mahrum ettiler, amme verdiler. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in o hadisine amme dahil. Fakat İbnül İbn Bintül İbn o hadise dahil değil. Evet. ثُمَّ اَخْتَلَفُوا فِي الْاُخْتِ مَعْلَخ Öyleyse ihtilaf nerede olduydı? اُخْتِ لَا اَخْتَ فَقَالَ قَوْمٌ Ulemanın bir kısmı dedi ki هُمَا كَلْ عَمَّةِ مَعْلَمْ Onlar amme gibidir. Ki Abdullah ibn Abbas'ın kavli. Ve kâle âkharûn etekiler dediler ki hümâ kebnil ibni ve ibnetil ibni. Oğlunun oğluyla oğlunun kızı gibidir dediler. Fenezerna fî zâlik biz buna nezer eyledik line atife atfedelim mehtelefû fîhî minhû bu meselede ihtilaf ettikleri şeyi atfedelim hâdâ mâ acmeû aleyh neye icma olunmuşsa ona atfedelim. Buna baktık. Var mı daha? 5 dakika var. فَلَمَّا ثَبَتَ اَنَّ هَذَا خَارِجٌ مِّنْهُ بِاتِّفَاقِهِمْ Burada lemma burada geliyor. Aşağıda da bunun cevabı geliyor. Onun için tekrar buradan başlayalım. فَلَمَّا ثَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu. اَنَّ هَذَا خَارِجٌ مِّنْهُ بِاتِّفَاقِهِمْ Ülemanın ittifakıyla bu söylediğimiz bundan çıktı. Yani bir adamın kızı olur. Bir de oğlunun kızı ve oğlu olursa kızına yarısı verilir. Geriye kalan da oğlunun kızıyla oğlunun oğlu arasında velizekel müslahazül hünseyin teksim edilir. Halbuki yukarıda ne dedi? Yukarıda birisi dedi ki kız var iken başkasına mal kalmaz. Hepsini o alır. Dedi ki halbuki ulemanın ittifakıyla kızı var iken bir de oğlu ölmüş de onun kızı oğlu var. Kız yarısını alır, yarısını da onlar alır. Sen diyorsun ki kız var iken bunlar almaz, başkası alamaz. O işte alıyor. Evet. Bu sabit oldu ki bunlar bundan hariçtir. Yani bütün malı kız almaz. İlla onlara da var. Oğlunun oğluyla kızına var. Ve sebete yine vaktaki sabit oldu. Ennel amme vel ammete dâhilâni fî zâlik. Bu hadisi şerife bunlar da dahildir. مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِدِ بَعْدَ السَّهَمِ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ زَكَرٍ İşte bu hadise bunlar da amme'de dahildir. Kız alır, ondan sonra amme'ye gelince
Hem alır hem de alamaz. Evet. İzce'alû mâ bekiye ba'de nesibil ibneti. Çünkü bütün ulema ittifakla dediler ki kızın nesibinden sonra baki kalan lil ammi amme verilir. Dûnel ammeti ammeye verilmez. İki kaide şimdi biz bulduk Kur'an-ı Kerim'de. Kızının beraber adamın oğlunun kızı, oğlunun oğlu olursa kıza yarısı veriliyor. Yarısı da oğlunun oğlu ile oğlunun kızı arasında veli zekeri müstehaz zülünseyin teksim ediliyor. O orada kadın kardeşiyle beraber aldı. Yani diğer bir meseleyi de bulduk ki kızının beraber adamın emucesi var, bir de emmesi var. Kız yarısını aldıktan sonra kalanı emme veriliyor, emmeye verilmiyor. Peki bu da sabit oldu. Sümmehtelefû fil uhdi me'alak. Fakat sonradan da baktık ulema uhd ile ehde ihtilaf eylediler. Adamın kızıyla beraber bir hemşiresi var, bir de kardeşi var. Bu nasıl olacak? Yarısını kıza vereceğiz. Yarısını kime vereceğiz? Bu uhd ile ehde beraber alıp mı teksim edecekler? Yoksa ehde vereceğiz de uhde vermeyeceğiz. Bunda ihtilaf eylediler. Fekâle kavmin ulemadan bir kısmı dediler ki hümâ ken ammeti me'al am. Bu amme amme gibidir. Yani yarısını kıza veririz. Evet. Yarısını da amme veririz. Ammeye bir şey vermeyiz. Bir şeye. Uhde. Ehe veririz. Uhde vermeyiz. Vekâle âkharûn. Diğerleri dediler ki hümâ kebnil ibni ve bnetil ibni. Hayır ona benzemez de dediler. Oğlunun oğlu oğlunun kızına benzer. Bu kardeş. Yani yarısını kıza veririz. Yarısı da o uhd ile ah arasında veli zekeri müstehazülün seyin teksim edilir. Ölema bunda ihtilaf etti. Öyleyse şimdi lemmanın cevabı geldi. Vaktaki bu üç kaide sabit oldu. İkisi müttefekun aleyh, birisi de muhtelefün fi. Fe nezzarına fi zalik. Bu uhd-ı ah meselesinde biz nazar eyledik ki li ne'atife atfedelim. Mehtelefu fihi minhu. Bu meselede hangisinde ihtilaf ettilerse bunu atfedelim. Alâ mâ ecmev aleyh. İcma ettiklerinin birisine. Atfedelim. Bu uhd ile ehi. Ya amme ammeye atfedeceğiz. Yahut da İbnül İbin ve Bintül İbin'e atfedeceğiz. Fara'eynel aslal müttefek aleyh. Biz müttefekun aleyh olan bir aslı gördük ki. Ennebnel ibni ve bnetel ibni. Oğlunun oğlu ve oğlunun kızı. Levlem yekun gayruhuma, bunlardan başka mirasçı olmasa bir adam öldü, kendisinin ölmüş oğlunun bir oğlu var, bir de kızı var. Bunların ikisi var, başkası yok. Böyle olsa kanel malu beynehuma, mal o oğlunun oğluyla kızı arasında teksim edilir. Li zekeri mislu hazzil unseyin, erkeğe iki, kadına bir. Böyle verilir. Bu kaide, bu muttefakun aleyh, ihtilaf yok. Fe izâ kâne me'ahüme ibnetun. Peki bu oğlunun evladıyla beraber bir kız varsa kâne lehe nısfu, ölünün kızına nısf verilir ve kâne mâ bakiye ba'de zâlike nısf, o nısftan sonra baki kalan da olur beyne bnil ibni ve bnetil ibni, oğlunun kızıyla oğlunun arasında, yani torunları arasında olur. Alâ mislimâ yekûnu lehumâ min cemî'il mâl. Cemi'i maldan nasıl alırdılarsa o şekilde. Levlem yekun me'ahuma ibnetu. Onlarla beraber kız olmasaydı mal nasıl teksim edilecekti? Oğlana iki, kıza bir teksim edilecekti. Öyleyse kız oldu mu? Kız yarısını alır, kalan yarısı yine o şekilde. Li zekeri müstehazzül unseyin teksim olur. Bu kaidede ihtilaf yok. Bunu bulduk. Ve kânel ammu vel ammetu. Ammu amme ise levlem yekun ma'ahuma ibnetu. Onlarla beraber kız olmasa, kız yok, bir adam öldü, bir amucesi var, bir de ammesi var. Kânel mâlu bittifâkihim, ulemanın ittifakıyla mal oldu, lil ammi, amucesine oldu, dûnel ammeti, ammeye değil. Adam ölmüş, bir amucesi var, bir de ammesi var. Mal kime kalır? Amucesine kalır. Ya amme, amme alamaz. Öyleyse kız olmadığı vakitte mali amucesi alıyor da kız olduğu vakitte de evlâ bitleri kalacak. Fe izâ kânet hunâke ibnetün. O amme amme ile beraber vefat edenin kızı olursa kâne lehen nısfu. O kıza nısf vardır. Ve mâ bakiye ba'de zâlik. O nısftan sonra baki kalan fehvelil ammi. O amme amuce içindir. Dûnel ammeti
Ammenin değildir, ammeye verilmez. Fekâne mâ bakiye bâde nasibil ibneti. Öyleyse kızın nasibinden sonra baki kalan lillezî şul bir kimse içindir ki kâne yekûnü leh. Onun için olur idi. Cemî'ül mal, malın hepsi onun için olur idi. Levlem yekun ibnetün. Kız olmasaydı. Kız olmasa bir emucesi, bir de emmesi olsaydı, mal hepsi emucesi alırdı. Kız olduğu vakıtta da yine öyledir. Yani yarısını kız alır, yarısını da emucesi alır, emme yok. Peki bunda da ittifak var. Ya ihtilaf hangisinde? Ölünün kızıyla beraber bir kız kardeşi var, bir erkek kardeşi var. İhtilaf burada. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ. Vaktaki bu iki kaide böylece oldu. وَكَانَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ. أَخِ لَأُخْتَ اُلْدِ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَ اَبْنَةٌ. Onlarla beraber kız olmasaydı. كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا. Mal onların aralarında olurdu. Bir adam ölmüş, bir erkek kardeşi var, bir de kız kardeşi var. Mal nasıl teksim edilir? İkisine verilir. لِذَّكَرِ مُسْلَحَ زُلُّنْ سَيِّنْ. Ünseyi, erkeke bir, evet kadına, kadına bir, erkeke iki. Bir adam ölmüş, kızı yok, bir kardeşi var, bir de bacısı var. Kardeşine iki, kızına, bacısına da bir verilir. فَنَّذَرُوا عَلَى ذَٰلِكَ. Buna kıyasen, اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ. Bunlar böylece olalar. اِذَا كَانَتْ مَعَهُمَا اِبْنَةٌ. Onlarla beraber kız varsa, böyle olmaları lazım. Madem yanınız başına olsalar, mali alırlar, ikili birli teksim ederler. Ölünün kızı varsa kız yarısını alacak, yarısını da bunlar bu şekilde teksim etmeleri lazım gelirdi. فَوَجَبَ لَهَا نِصْفُ الْمَالِ. Kızına malın yarısı vacip olur. Ne için? لَحَقُّ فَرْضِ اللّٰهِ عَزَ وَجَلِ. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin farzı öyle. Eğer kız bir olursa malın yarısını alır. Böyle tekdir etmiş Cenab-ı Hak leha kıza. وَاَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَٰلِكَ النِّصْفُ. O kızın almış olduğu yarıyı, nisfi çıkardıktan sonra baki ola بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ. Evet. Kardeş ile bacı arasında ola كَمَا يَكُونُ لَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ لَوْ لَمْ يَكُنْ اِبْنَةٌ. Kız olmadığı vakitte nasıl malın hepsini ikili birle alıp bölerlerse, kız olduğu vakitte de böyle olması lazım gelir. Kıyasen ve nazaran ala ma zekerna min zalik. Bizim bu zikrettiğimiz kaidelere kıyasen böyle olmak lazım gelir. Ve kad ruyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Ma qaddalla ala ma zekerna, bizim bu zikrettiğimize delalet eden bir hadis rivayet edildi. Bunları, bu ibareyi bu kadar buraya kadar uzattı. Kime reddiye verdi bu? Hani yukarıda birisi dedi ki, ulemanın bazı dediler ki, kız varken başkasına mal kalmaz. Yok dedi, mal kalır. Kız varken mal kalır. Nitekim ulemanın ittifakıyla kız varken oğlunun oğlu oğlunun kızı var. Malı kim aldı? Yarısını kız aldı, yarısını da o bacı kardeş oğlunun oğlu ile oğlunun kızı alır ve zekeri müstahzülümseyin teksim ederler. Onu da nereden çıkardı? Dedi ki, kız olmasa adamın oğluyla, oğlu ölmüş, oğlu kızı var. Mali alır, ikili birli bölerler. Ha öyleyse kız olduğu vakitte de kızın hissesinden sonra kalan yarıyı bu şekilde bölerler. Bir kaide de getirdi ki, am ve amme bulunsa, yan başka mirasçı olmasa mali alırlar. Aralarında bölerler mi, yoksa hepsi emmin mi olur, emucenin mi olur? Hepsi emucenin mi olur? Ha öyleyse kızın olduğu vakitte de böyledir. Kız kesin miras alamaz. Halbuki bak, kız var iken oğlunun oğlu mal aldı ve kendi bacısına da verdirdi. Sonra kız var iken emucesi mal aldı. Emmesi alamadı ama emucesi aldı. Sonra bacıyla kardeş olursa bir mali kimse yok. Veli zekeri müstehazir ünseyin alır teksim ederler. Peki kızınla beraber olursa yine böyle olur. Kız yarısını alır, yarısı da kime kalır? Ehile uhta kalır. Onlar da veli zekeri müstehazir ünseyin teksim ederler. Yalnız onlar bir cihetten olacaklar. Ya ikisi de eh, uht le ebin olacaklar, yahut da ikisi de lehuma olacaklar. Yok, uht lehuma olur, yani şakike olur da eh le ebin olursa, o kız o vakitte asab olduğundan erkek yerine kaim oluyor, eh le ebi iskat ediyor, kuvveti karabet dolayısıyla. Evet. Fakat şimdi buradaki onu nezariyeti var almıyor.
Kız var iken başka asebe mal alabilir mi, alamaz mı? Alır. Diyor ki Resulullah Efendimiz'den de bu şey hakkında bir rivayet var, bu mesele hakkında. O rivayette şu: Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Yezid ibn Harun ve Ubeydullah ibn Musa el-İsa ha ve haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Muhammed ibn Yusuf el-Firyabi kâle akberena Süfyan an Ebi Gaysin an Hüzeyl ibn Şurahbil kâle ütiye Süleyman ibn Rabi'a ve Ebu Musa el-Eş'ari. Bunların ikisi gelindi, yani birisi geldi bu ikisine sual sordu demek, faal hesfedilmiş. اَتَا رَجُلٌ سُلَيْمَانَ اَبْنِ رَبِيعَ وَاَبَا مُوسَ الْاَشْعَرِ Asılı bu. Fakat رَجُلُ burada getirmediğinde naib-i fail yapmış. Bunların ikisi ne bir sual soran geldi. Ne hakkında sual soran? فِي بِنَتِنْ وَبِنَتِ بِنِنْ وَاُخْتِنْ Dedi ki bir adamın, bir adam ölmüş, bir kızı kalmış. Bir de ölmüş oğlunun kızı var. İki. Bir de kız kardeşi var. Üç. Bu mal nasıl teksim edilecek? Kızı. Oğlunun kızı, kız kardeşi. Fekal. Onlar dediler ki, fetva veriyorlar. Lil ibneti en nısfu. Kızın yarısı, yarı hisseti var. Ve lil uhte en nısfu. Kız kardeşi de yarısını alır. Ya oğlunun kızına, oğlunun kızına bir şey yok dediler. Yarısı onun, yarısı değil dediler. Böyle cevap verdiler. Sümme kâle. Sonra onlar dediler ki, o sual eden adama, biz böyle fetva verdik, Kur'an'dan öyle istinbat ettiler. Çünkü kız tek olursa yarı alır. Ya kız kardeşi de tek olursa yarı alır. Malın hepsini aldılar. Ya oğlunun kızına bir şey kalmaz dediler. Fakat şüphelendiler. Acaba bizim bu fetvamız doğru mu değil mi? O sual eden adama dediler ki, İte Abdullah. Abdullah bin Mesud'a git. Fe innehu seyebta'una zire. O bizi satın alır. Şeyinu seyebtauna bizi satın alır. Ne demek? Hani bizde de deriz ya, ya filan kes onu satın alır. Yani onun ilmi fazla bizden. Git ondan öğren. Fe'atahu adam ona geldi. Fekale Abdullah, Abdullah ibn Mesud buyurdular ki لَقَدْ دَلَلْتُ اِذَنْ Eğer bu şekilde ben fetva verirsem de ben dalalete gitmiş olurum. Siz bunların vermiş olduğu fetva gibi değil. Yahut da fakat dalalete izen. Eğer sen bu surette teksim edersen sen delalete gittin. Resulullah'ın yolu değil. وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Böyle fetva verirsem sen ben mühtedilerden değilim. Vakıtta bu ibare dalalete olmasını teyit eder. لَقَدْ دَلَلْتُ اِذَنْ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Ben de bu fetva gibi fetva verirsem ben delalete gitmiş olur ve hidayete gitmiş olanlardan olamam dedi. Velakin sa'qdi fiha, lakin ben bu meselede fetva vereyim. Bima qada bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz nasıl qada buyurdu, öğretti, fetva verdiyse ben de o şekilde fetva vereyim dedi. Buyurdu ki lil ibneti en nısfu. Kıza yarı var. Nısf. Veli binetili ibni es-südüs. Oğlunun kızına da südüs var. Mesele kaçtan gelir? Altıdan. Altıdan yarısı üç kıza verdik. Sülüseyini almak için oğlunun kızına da südüs verirse altıda bir. Altıda üç kız aldı. Altıda bir de oğlunun kızı aldı. Kaç etti? Dört. Dört altının nesi olur? Sülüseyini. Sülüseyini oldu. Tekmile. Tekmileten li sülüseyini. Çünkü iki kız alırsa ne olacaktı? İki kız alırsa olsaydı Sülüseyn alacaktılar. Kız tek olduğundan yarısını aldı. Sülüseyn'i ikmal edemedi. Öyleyse oğlunun kızına sülüs veririz ki Sülüseyn'i tekmil edelim. Ve ma bakiye felil uht. Kalan da kız kardeşine kalır. Şimdi diyor ki sen dedin ki kız varken başka mirasiye mal verilmez dedin. Halbuki bak burada oğlunun kızına mal verdiği gibi Resulullah Efendimiz kız kardeşine de mal verdi. Evet. Bu hadisi şerif bir. İkinci diyor, haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Vehb ibn-i Cerir, kâle haddesene Şâbetü, en Ebi Qaysin, en Hüzeyl'in mislehu. Evet. Aynı hadisi şerifi, İmam-ı Tahavi, yukarıda İbn-i Ebi Davud terk ile rivayet eylemişti. Burada da İbn-i Merzuk terk ile rivayet eyledi. Hadis bir fakat sened 2. Fe fi hadal hadis. Bu hadisi şerifte olucudur ki
Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ceale lil ahavati. Evet, kız kardeşler için kıldı. Min qibelil ebi, baba tarafından. Meal ibneti, kızıyla beraber asabeten asabe kıldı. Feyessirine, bunlar olur. Meal benat, kızlarla beraber. Fi hükmü zükur, erkekler hükmünde olur. Minel ihveti, kardeşlerden. Min qibelil ebi, baba tarafından. Yalnız baba tarafını zikrediyor. Yani ana baba tarafı daha akva. Onda hiç ihtilaf yok da. Yani baba tarafından kız kardeşi olsa da kızının beraber asabı olur. Ya kardeşi yok, o kardeş hükmüne geçer. Fesâre kavlu nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavlu şerifi oldu. Fema ebgatil ferâid fele evlâ racülün zeker. Farzlardan baki kalan en yakın bir erkek asabe içindir. Bu hadisi şerifi oldu. Evet. لَاَنَّهُ asabe. Kıza veriliyor burada. Bu hadis-i şerif mucibinde. Çünkü asabe olduğundan. وَلَا عَسَبَةَ اَقْرَبَ مِنْهُ. Kız kardeşinden daha yakın asabe de yok. Halbuki kadınlar asabe olamaz. Erkekler asabe olur. Ya bu müstesna işte kaidede. Kız kardeşi bint ile beraber olursa erkek hükmünde olur, asabe olur. Buna Türkçe'de bir şey derler. Erkek olmazsa mal bölünmez. İlla bir mal bölünmesi için illa bir erkek olacak. Erkek işte asabe. Mesela kız hissesini aldı, anası hissesini aldı, ailesi hissesini aldı. Erkek yani bir asabe olur. Asabe kim? Ya kardeşi, ya kardeşin oğlu, ya mucesi, ya mucesinin oğlu. Ne kadar uzak olursa olsun illa bir erkek bulunur, asabe olur. İlla bu meselede değil. Bacısı kız ile beraber olursa o bacı erkek hükmünde olur, o asabe olur. Feiza kana hunaka asabe. Eğer orada asabe olursa hiye işte bu uht akrabu min zalika'r racul. Diyelim adamın amcası var, asabe var ama uht daha yakın. O da asabe. Bintil asabe olduğundan o daha yakın olur. Yahut da kardeşinin oğlu var. Kardeşin oğlu da asabe olur ama kız kardeşi daha yakın. Fel malu leha. Mal işte onundur. Uhtundur. Ve ala hazel mana, işte bu mana üzerine yenbeği layık olur. En yuhmele hazel hadis. Bu hadis böyle hamlediler. Fema ebgatil ferayid fele evla racülin zekerin. Ondan o itiraz ettiğimiz adam demişti ki kız oldu mu başkasına mal kalmaz, dedi ki yok. Bak diyor ki hadis-i şerifte fel evla racülin zeker. Kızdan sonra en yakın erkeğe verilir. Racülin zeker dedi. Evet, burada uht racülü zeker yerine kaimdir. Bu da aklıyla olmuyor, nekliyle oluyor. Resulullah Efendimiz bak böyle yaptı. Fetva verdi. Resulullah Efendimiz orada uhti asebe kıldı. Yani erkek makamında kıldı. Öyleyse bu hadisi böyle hamlederiz. Hatta la yuhalife hadis İbn Mes'ud hâzâ ve lâ yudâddehû. Hattâ lâ yuhalife, muhalif olmaya o hadis, hadis İbn Mes'ud, İbn Mes'ud'un hadisine, hâzâ bu hadisine ve lâ yudâddehû, ona zıddı olmaya. O hadis ile Abdullah İbn Mes'ud'un bu hadisi birbirine zıddı olmaya. Niye? O diyor ki فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِدْ فَالْاَوْلَى رَجُلٍ زَكَرْ. O hadise göre yoht bir şey almaması lazım. Kim alması lazım? Erkek, asabe kimse o. Halbuki Abdullah bin Mesud ne dedi? Kıza yarısı verilir. Bintül ibine sülüsü verilir. Bakısı da yohta verilir. Bu iki hadisi şerif birbirine muariz, zıddı oluyor. Ha, zıddı olmaması için biz ne diyoruz? Doğrudur. O evvelki hadis de fele evla racülün zekerin, o da doğrudur. Yalnız burada yoht işte recül yerine kaim oldu. En yakın asabe de o oldu. Buna ne derler? Telif derler. Fakat İmam-ı Tahavi kendi istilahında tasih diyor buna. Tasih. Hadislerin tasihi. Fakat usulü hadiste buna telif derler. وَلَوْ كَانَ حَد۪يثُ بْنَ عَبَّاسٍ. Bir de Abdullah ibn Abbas'ın meselesi var. Abdullah ibn Abbas vermiyor hiç. Daha uzak akrabaya veriyor, bacıya vermiyor. وَلَوْ كَانَ حَد۪يثُ بْنَ عَبَّاسٍ عَلَى مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْمُخَالِفُ لَنَا. Bize muhalif olan adamın rivayet etmiş olduğu Abdullah ibn Hadis'in
Abdullah ibn Abbas'ın hadisi olsaydı vecebe ala mezhebihi, onun mezhebine göre vacip olurdu. En yudadde bihi, ona zıddı ola hadisi İbn-i Mesud. İbn-i Mesud'un hadisi ona zıddı ola. Lianne hadise İbn-i Mesud'un hada, İbn-i Mesud'un hadisi. Müsteqimul isnad, isnadi müsteqimdir, doğrudur. Sahihül meci, rivayeti de sahihdir. Abdullah ibn Abbas'ın hadisinden daha kuvvetlidir. Abdullah ibn Mesud, şimdi ne dedi? Kıza yarısı verilir. Oğlunun kızına altıda bir verilir, gerisi de yokta verilir. Halbuki Abdullah ibn Abbas ne diyor? Yarısı kıza verilir, yarısı da erkek aranılır. Erkeklerden kim varsa, kardeşinin oğlu mu var, amcası mı var, ona verilir. Yokta hiçbir şey verilmez demiş. Şimdi bu iki hadis-i şerif zıt oldu. Abdullah ibn Mesud'un rivayet etmiş olduğu hadis müstakimdir ve sahihül meci, yani rivayet itibariyle sahihtir. Ve hadis ibn Abbas'ın, Abdullah ibn Abbas'ın hadisi ise yahut da lianne hadise üzerine atfedersek ise ve hadis ibn Abbas ve hadis ibn Abbas Abdullah ibn Abbas'ın hadisi ise muzdaribül isnad, isnadı muzdariptir. Mezbut değildir. لأنه قد قطعه وحديث قد etti مقطوع olarak rivayet eyledi. Bir hadis Resulullah Efendimize kadar muttasilen gelirse merfu derler. Yok. Sahabede kalırsa ona مقطوع derler, mürsel derler. Tabiinde kalırsa مقطوع derler. Bu مقطوع olarak geldi. لأنه قد قطعه وحديث قد eyledi مقطوع olarak rivayet eyledi. Men bir kimse ki leyse biduni men rafa'ahu merfu olarak rivayet edenin duğunda olmayan muhaddisinden yüksek zatlar onu mektu olarak rivayet eder. Abdullah ibn Abbas onu merfu rivayet ediyor ama fakat biz başka senetlerde geldik ki merfu değil, hadis mektu. O mektu rivayet eden de o merfu rivayet edenden aşağı değil. Öyleyse hadis mektu olursa zayıf olur. Ala ma zekirna fi evvel hazel bab, bu babın evvelinde zikredildiğimiz gibi. Hulâsı Abdullah ibn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu hadis muzdaribül isnad olduğundan zayıf oldu. Abdullah ibn Mesud'un rivayet etmiş olduğu hadis muzdarip değil, müstakim ve sahihül meci olduğundan onunla amel edildi. Ve emmâ mehteccü bihi min kavlillâhi azze ve celle. Peki diyor, Abdullah ibn Abbas'ın hadisinin rivayetini almadın, bunu tevil ettin. Abdullah ibn Mesud'un rivayetini aldın. Ya ayeti kerimeye ne diyeceksin? Ayet var. Ayet ne? Estaizu billah. İnim ru'un heleke leyse lehu veledun ve lehu uhtun felaha nusfu ma terek. İnim ru'un heleke. Bir adam helak olur, ölürse. Öyle adam ki leyse lehu veled. Evladı yok. Evlat deyince oğlu da yok, kızı da yok. Evlat ikisine de şumulu var. Ve lehu uhtun. Onun da bir kız kardeşi var. فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكْ O kız kardeşine nısıf vardır. Çünkü nedir? Evladı yok. Şimdi bak siz diyor ki burada اِنَّمَا فَقَالُ dediler ki اِنَّمَا وَرَّسَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلِّ لِلْاُخْتِ Cenab-ı Hak uhti varis kıldı اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ Veleden değil, onu da tasih edin. اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ Onun veledi olmazsa. Burada veledi var, kızı var. Kız veled değil mi? Sen daha uhta nasıl miras veriyorsun? Ayet-i kerimede diyor ki uhtun nesibi vardır, miras kalır fakat evladı yoksa. Burada evladı var, kızı var. Kız evlat değil mi? O da evlat. Buna ne dersin? Fel hüccetu aleyhim fî zâlih. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde onların aleyhine hüccettendir ki ennallâh azze ve cel, Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri kâle eyda. Bu ayet-i kerimede buyurduğu gibi başka yerde de böylece buyurdu. Ne dedi? Estağfirullah. وَهُوَ يَرِسُهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَهُوَ kardeşi, يَرِسُهَا kız kardeşine varis olur. اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ Eğer onun veledi yoksa varis olur. وَقَدْ اَجْمَعُوا جَمِيعًا Halbuki ulemanın hepsi icma eylediler ki اَلَا اَنَّهَا لَوْ تَرَكَتْ بِنْتَهَا وَأَخَهَا Şimdi oğlan kardeşi kız kardeşine varis olur mu, olamaz mı? Diyor ki ayeti kerimeye bak, sana bak ne dedi. وَهُوَ يَرِسُهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ O ölen kadının evladı yoksa kardeşin varisi olur. Öyleyse senin kaidene göre ölen bir kadının bir kızı var, bir de kardeşi var. Malın hepsi kime kalması lazım? Kızına kalması lazım. Halbuki orada kardeşi de ona, ondan miras alır.
Ela enneha lev tereket binteha, kadın öldü de kızını terk etse ve ahaha le'ebiha, bir de baba bir kardeşini terk etse, kâne lil ibneti en nısfu, yarısı kızındır ve ma bakiye felilah, baki kalan da baba bir kardeşinindir. E bak, burada kardeşe hisse verildi. Halbuki ayeti kerimede orada da velet var idi. Kız veled sayarsan sen kızı bu velede ithal edersen sen burada da almaması lazım. Orada ayeti kerimede Abdullah ibn Abbas oradan öyle istidlal etti. Burada niye istidlal etmedi? Burada da veledi ibn ve bint ikisine şumurlandırır, kardeşine hisse vermezdi. Ve enne mâna kavlillâhi azze ve cel. Cenab-ı Hak Hazretlerinin kavli şerifinin mânası inlem yekün lehâ veledün. İnnemâ huve ale veledin. İpek ediyorum. Sen Abdullah ibn Abbas'ın bu iki ayeti kerimeye bir türlü mana vermedi. Birisine bir türlü, birisine başka türlü mana verdi. Halbuki biz ikisine de bir türlü mana veriyoruz. Ne diyoruz? Cenab-ı Hak inlem yekün leha veledün, buradaki veledden ibaret kimdir? İnnemâ huve ala veledin. Bu bir velede itlak edilir ki yehûzü küllel miras. Mirasın hepsini, tamamını alan bir veled. Evet. La alel veledillezî sol bir velede İtlak olunmaz ki la yahuzu küllel miras, mirasın hepsini alamaz. Mirasın hepsini alan kimdir? Oğuldur, kız alamaz. Bir adam ölse, oğlu kalsa malın hepsini alır mı, almaz mı? Alır. Adam ölse, kızı kalsa malın hepsini alabilir mi? Alamaz. Öyleyse veled iki türlü oldu. Bir veled var ki malın hepsini alıyor. Bir veled var ki hepsini alamıyor. Malın hepsini alan nedir? İbn, oğul. Malın hepsini alamayan bu hangisi? Bint. Ha, öyleyse bu ayeti kerimelerde de orada da veled, birinci ayette de veled, ikinci ayette de veled. Öyleyse biz ne yapacağız? Yukarıdaki ayete deriz ki malın hepsini alan veled yoksa inimrun heleke leyse lehu veledun, hangi veled? İbin manası. Bak bana ibin mevcut malın hepsini. Yani oğlu yoksa ve lehu uhtun, onun da bacısı varsa felahını summa terek, o vakitte yarısını alır. Çünkü oğlu yok, kızı var. Kızının beraber alır. Nitekim ikinci ayet-i kerimede de vahve yerisuha, kardeşi de kız kardeşine varis olur. İnlem yekün leha veled, eğer onun oğlu yoksa. Yukarıdaki veledden murad ibin, ikincide de veledden murad ibin. Şimdi Abdullah ibn Abbas ikinciye itiraz etmiyor. İkinciye itiraz ediyor. Halbuki ikisi bir. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ, işte buna nezaren اَيْذَا اَنْ يَكُونَ قَوْلُ عَزَّ وَجَلْ اِنْ اِمْرُونْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. Bu ayeti kerime ola هُوَ عَلَى وَلَدٍ, bir veled üzerine itlak olunmuş ola ki يَحُوزُ جَمِيعَ الْمِيرَاسِ, mirasın hepsini alır. لَا عَلَى وَلَدٍ, bir velede itlak olunmaz ki لَا يَحُوزُ جَمِيعَ الْمِيرَاسِ, mirasın cemiyesini alamaz. Mirasın cemiyesini alan da oğuldur, kız değildir. Şimdi bak, bunlar iyice insan dikkat etmeli ki meselede tefsir de kolay değil. Arapça bildim de öğrendim. Hadi buyur bakalım, işin içinden çık. Haydi bakalım. Velet, velet denilince oğul da dahil, kız da dahil. Fakat ulema mecbur kalmışlar. Orada da velet, burada da velet. Orada başka türlü, bu burada başka türlü. Mutlak mukayyede hamlediliyor. Ondan sonra hadis-i şerife müracaat ediliyor. Acaba bundan murat hangisidir? O istinbat diyorlar işte. Bu meseleyi doğru çıkarıyorlar, belli ediyorlar. Yoksa insan hemen ben Arapça bilirim, iştihad ederim. 4'ten 6 tane hadis öyle öğren, iştihada başla, yavaş yavaş üzerine ziyade edersin diyen cahillere ne demeli? فَاَمَّا مَحْدَجُّ بِهِ مِنْ مَذْهَبِ اِبْنِ عَبَّاسِ فِي ذَٰلِكِ. Peki Abdullah ibn Abbas anlamıyor muydu? Abdullah ibn Abbas böyle iştihad etti. Abdullah ibn Abbas ne diyor? Yarısını kıza ver, yarısını da bacısına değil, uzak asabelere ver. Bacısı alamayacak. Bacısı var, amucesi var. Amucesine veriyor da bacısına vermiyor. Buna nedir sen? Abdullah ibn Abbas, Peygamber Efendimiz ona dua etmiş ve ulemanın, ulema arasında Hibrül Ümme, bu ümmetin alimi diye lakaplanmış. فَاِنَّهُ خَالَفَ ف۪يهِ, bu meselede muhalefet etti bu sair ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siva. Kendisinden başka bütün ashaba muhalefet etti bu. Diyor ki bütün ashab mı delalete gider yoksa bir adam mı? Bütün ashab şaşırmaz. Demek ki kendisinin istinbatı burada yanlış.
Yoksa Abdullah bin Abbas doğru da bütün ashab doğru değil diyemezsen sen. Çünkü orada bir cumhur var. Burada bir tek adam var. Bu da istinbat etmiş ama istinbatı orada isabet etmemiş. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكِ Peki ashab buna muhalefet etti. Başka türlü rivayet ettiler ki yani Uhd bintile hisse alır dediler. Onlardan birkaç tane zikreder misin diyor. İmam-ı Tehavi diyor ki evet. Bak onlardan geliyor. İşte onlardandır diyor. مَا حَدَّسَنَا بْنَ بِي دَهُدْ قَالَ حَدَّسَنَا عَمْرُ بْنُ خَالِدْ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ لَهِيَعَ أَنْ أَقِيلْ أَنَّهُ سَمِعَ بْنِ شِهَابْ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ Hazreti Ömer radıyallahu anh قَسَمَ الْمِيرَاسِ Miras teksim eyledi بَيْنَ الْاِبْنَةِ وَالْاُخْتِ كُزِلَ Bacı arasında nisfeyin yarı yarıya yarısını kıza verdi yarısını da uhde verdi. Bir Hazreti Ömer bak muhalif bir حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال أخبرنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم المال شطرين مالي إكية تكسيمتي بين الإبنة والأخت كزلة كز قاردة شهر سند إكية تكسيمي لدي حدثنا علي قال حدثنا عبدة قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن علي وعبد الله حزة علي كرم الله وشبه عبد الله بن مسعود روايته إلى iki sahabe ki fibnetin ve uhdin bir adamın kızı bir de kız kardeşi var sormuşlar onların ikisi de fetva vermişler ki en nısf lil ibneti en nısf ve lil uhdi en nısf yarısı kızındır bintindir yarısı da uhdundur oldu ashabtan 3 zat ve قال buyurdu ki ashab-ı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mislü zalik Peygamber Efendimiz'in ashabı hepsi böyledir. Yarısını kıza verir, yarısını da bacıya verir. İlle ibn Abbas ve ibn Zübeyr. Ashabın içerisinde iki şahıs var. Birisi Abdullah ibn Abbas, birisi de İbn Zübeyr muhalefet ettiler. Sonra aşağıda naklediyor. Abdullah ibn Zübeyr de meseleyi öğrenince o da sözünden döndü. Yalnız Abdullah ibn Abbas kaldı. İbn-i Zübeyr'in rücu ettiğini de beyan edecek. Haddesena Ali ibn-i Şeybe, kâle ahberena Yezid ibn-i Harun ve Ebu Naim, kâle haddesena Süfyan anil Ameş, an İbrahim, an Mesruk, an Abdillah. Abdullah ibn-i Mesud'dan rivayet eyledi. Fibnetin ve uhdin ve ceddin. Bir adam ölmüş, bir kızı var, bir kız kardeşi var, bir de dedesi var. Bu mesele nasıldır ve nasıl teksim edilecek? Kâle buyurdu ki, min erbaatin, dörtten teksim edilir. Dörtten nasıl? Malın yarısı bintin değil mi? Dörtten yarısı, ikisi onun. Peki geriye ne kaldı? İki. İki de ne olacak? Uhd ile ced. Hani onlar mukaseme-i ced var ya. Mukaseme-i ced, o ikisini de kardeş farz etti. Birisini ona verdi, birisini ona verdi. Mukaseme-i ced'de girdi bu. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبان أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن يزيد يقول قضى فينا معاذ باليمن Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ı Yemen'e göndermişti. Onlara İslamiyet'i tebliğ edip ve aralarında hüküm vermek için. Bu Esved ibn Yezid diyor ki Yemen'e geldiği vakitte Hazreti Muaz bir hüküm verdi. Fî racülin bir adam hakkında ki tereke ibnetehu ve uhdehu. Adam ölmüştü. Bir kızı bir de kız kardeşi vardı. Fe'a'tel ibnete en nısfe yarısını kızına verdi. Ve'a'tel uhde en nısfe yarısını da hemşiresine verdi. Kız kardeşine verdi. Şimdi ashabtan kaç zat oldu? 4. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah ibn Mesud, Hazreti Muaz, Muaz ibn Cebel. قال الشعبة وأخبرني الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود قال قضى فينا معاذ باليمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي مثله معاذ bu hükmü verdiği vakitte Resulullah Efendimiz hayattaydı. Eğer vermiş olduğu bu fetva doğru olmasaydı Resulullah Efendimiz derhal onu fasih ederdi. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال قضى ابن الزبير قضى ابن الزبير ورد تطممش ابن الزبير قضى حكم وردي في بناتين وأختين
Bir adam ölmüş, bir kızı, bir de kız kardeşi var. Hüküm vermiş. فَاَتَى لِلْاِبْنَةِ اَنْنِصْفَ Yarısını kıza verdi. وَاَتَى لِلْاَصَبَةِ سَائِرَ الْمَالِ Kalanı da asabeye verdi, uhde vermedi. Abdullah İbni Abbas gibi. Dedi ki o kızdır, erkek değildir, erkek hesabı olamaz dedi. فَقُلْتُ اِنَّ مُعَازًا قَدَافِينَ بِالْيَمَنْ Bu rivayet eden Eş'as diyor ki, Esved İbni Yezid diyor ki, Abdullah İbni Zübeyre sen yanlış hüküm verdin. Muaz İbni Cebel Yemen'de bizde mali asabeye vermedi, kız kardeşine verdi. Sen ise asabeye veriyorsun. Dedim. فَاَعْتَى لِلْاِبْنَةِ اَنْنِصْفَ وَاَعْتَى لِلْاُخْتِ اَنْنِصْفَ Hazreti Muaz Yemen'de yarısını kızına verdi, yarısını da uhde verdi. Senin bu hükmün Muaz'ın hükmüne muhalif oldu. Fekale Abdullah İbni Zübeyir. Abdullah İbni Zübeyir ona dedi ki Fati Resulî, öyleyse ben bir elçi gönderiyorum. Ona get. Bu elçi de kime gidiyormuş? İlâ Abdullah İbni Utbe. Abdullah İbni Utbe'ye Basra'da gadi. Ona bir elçi gönderiyormuş. Get ona. فَتُحَدِّسُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi ona söyle. Bak Muaz İbni Cebel Resulullah'ın sağlığında böyle hüküm verdi. Ona söyle. وَكَانَ قَادِيَ الْكُوفَ Abdullah İbni Utbe de şeyde Küfe'de gadiydi. Yani git söyle. Tahsiye ediyorum ben bu meseleyi. Evet. Kızına bacısı varsa yarısını kıza versin, yarısını bacısına versin. Bu hadis Abdullah İbni Zübeyir bilmiyormuş. Evet. Bunu böylenince öyleyse ki benim elçime söyle. Basra'ya gidiyor. Gitsin benim oradaki kadiye söylesin. Bu ona göre hüküm versin dedi. O da kendi fikrinden dönmüş oldu. Vahad Abdullah İbni Zübeyir kadraca an kavlihi. İşte Abdullah İbni Zübeyir de kendi kavlinden, fetvasından döndü. Ellezî vâfeqe fîhî İbni Abbas. İbni Abbas'ın kavline muvafık fetvasından döndü. Neye döndü? İlâ kavlil âkherîn. Ötekilerin kavline döndü. حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثة عن الأسود بن يزيد قال قدم معاذ إلى اليمن أسود بن يزيد في رواية diyor ki Hazreti Muaz Yemen'e geldi فسئل عن ابنتين وأختي bir miras meselesinden sordular bir adam ölmüş bir kızı var bir de hemşiresi var. Nasıl teksim edilir? Sordular. فَاَعْتَى لِلْاِبْنَةِ اَنْنِصْفَ وَلِلْاُخْتِ اَنْنِصْفَ Malın yarısını kızına verdi, yarısını da hemşiresine verdi. Şimdi bu rivayette ispat ediyor ki evet, uht binti de asebe olur. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِ عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة رواية لدي مسروق في بنتين وبنات ابن ölmüş bir adamın iki kızı var bir de oğlunun kızları var bir bu meseleden sormuşlar ve beni ibnin oğlunun kızları var oğlunun oğulları var bir de öz iki kızı var. Meselenin biri bu. İkincisi ve fi uhteyn ile abin ve ummin ve ihvetin ve ahavatin diye. Ölen adamın iki öz kız kardeşi var. Bir de baba bir kardeşleri, erkek kardeşleri ve kız kardeşleri var. Enneha rivayet ettik. Hazreti Aişe radıyallahu anha eşreket şerih kıldı beyne benatil ibni ve benil ibni. Oğlunun oğullarıyla oğlunun kızlarını şerih kıldı. İkisine beraber verdi. Ve benil ihveti vel ehevati mineleb. Baba bir kardeşleriyle baba bir bacısının çocuklarında ortak kıldı. Ve lizekerim ve hazir müseyyin. Nerede? Fîmâ bekiye baki kalanda. Şimdi adam ölmüş. İki kızı var. Bir de ölmüş oğlunun oğullarıyla kızları var. İki kızı malın üçte ikisini alır. Sülüseyin. Kalan bir de ölmüş oğlunun evlatları arasında teksim edilir. Veli Zekeri Müslü Hazreti Hüseyin. Hazreti Aişe'nin fetvası böyle. Sonra öteki de ana baba bir iki bacısı var. Onlar malın sülüseyini alır. İki sülüsünü. Kalanı da
baba bir kardeşiyle baba bir bacıların oğulları var ya, onların arasında teksim edilir veli zekerin sıhhati ünseyi. Kale ve kâne Abdullah. Mesud diyor ki Abdullah ibn Mesud oldu. La yüşrikü beynehuma. Aralarında şerih koşmazdı. Yani sülüseynin 2000 te verdi mi? Galani oğlunun oğluna verirdi, oğlunun kızlarına vermezdi. Sonra iki hemşiresi, öz hemşiresi var. Malın 1/3'ünü o iki öz hemşiresine verir. Kalan birini de baba bir kardeşinin oğluna verir de Ayşe o kardeş kendi bacısını asebak ediyor. Onun için Veli Zekeri Müslah Hazreti Hüseyi Mabaki'yi teksim ederler dedi. Hazreti Abdullah da hayır. Oğlanın kendisi asebe olur fakat onun kız kardeşi asebe olamaz, ona vermez. İhtilafı var. Demek ikisinin mezhepleri başka başka. Ve kâle kavmin. Ulemadan bir kısım dediler fibnetin ve asabetin. Adamın bir kızı var bir de asabesi var. İnnelil ibneti cemi'al mal. Dediler ki malın hepsi kızındır. Ve la şey'alil asabe. Asabeye bir şey yoktur. Mesela adamın kızı var. Bir de amucesi var. İşte kızı var bir de asabesi var. Öyleyse mal kime kalır? Kıza, hepsi kıza kalır. Amucesine bir şey yok. Ulemadan birisi bunu dedi. Halbuki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kıza bir olursa ne verdi? Nısıf verdi. Asabe kılmadı onu. Onlar diyor ki hayır. Hepsini alır. Halbuki asabesi var. Asabe olmadığı vakitte hepsini alır. Ama asabe olursa asabe hakkını alır. Fakat bunlar böyle dediler. Buna reddiye yapacak. Fekefa bihim cehlen. Böyle diyenlere diyor cehil yönünden kifayet eder. Fî terkihim, onların terk ettiklerinde gavle küllil fukaha, fukahanın hepsinin gavlini terk etmeleri, neye gitmeleri, ilâ gavlin, bir gavle ki lem yu'lem, bilinmedi ki ennehu gâle bihi, anınla dedi kablehum, onlardan evvel min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in ashabından bir kimse böyle dedi ki de bilinmedi. Bunlar öyle bir sözü söylüyorlar ki Eshab-ı kiramdan hiçbir kimse bu sözü söylemedi ve rivayet eylemedi. وَلَا مِنْ تَابِعِهِمْ. Eshab'a tabi olanlardan da kimse bunu söylemedi. Kızı var iken asabeye mal kalmaz. Bunu hiçbir kimse söylemedi. مَا أَنَّمَا ذَهَبُوا اِلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكِ. Şununla beraber ki bu mezhebe zahibi olanların gavlunun fesadi. فَسَادُهُ بِنَسِّ الْقُرْآنِ. Onun fasit olduğu Kur'an'da sabittir. Kur'an bunların sözünü reddediyor. لَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُلْ. Zira Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyururlar ki يُوسِيكُمُ اللّٰهُ فِي اَوْلَادِكُمْ لِذَّكَرِ مِسْلُ حَزِّلُ اُنْسَيِ. يُوسِيكُمْ, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri size tavsiye eder. فِي اَوْلَادِكُمْ, sizin evlatlarınız arasında. Neyi? لِذَّكَرِ مِسْلُ حَزِّلْ اُنْسَيِ. Bir erkeke İki kadının nesibi var. Kadına da verilecek, erkeğe de verilecek ama erkeğe iki kadın hissesi verilecek. İki misli. Bak Cenab-ı Hak burada neyi beyan etti? Bir adam öldü de evlatları var, yani kızlarıyla oğulları olursa kızları birer hisse, oğulları ikişer hisse alır. Bunu beyan etti. Oğlanla kız karışık olursa ikisi de alacak. Kız da alacak, oğlan da alacak. Halbuki ötekiler ne dediler? Kız var iken asabeye bir şey yok. Nasıl yok ya? Adam ölmüş. Kızı var, bir de oğlu var. Diyor ki kız hepsini alır. Öyle şey mi? Ya oğluna? Sen diyorsun ki asabe alamaz. Oğlu da asabe, kardeşi de asabe. Onlar olmazsa, kardeşinin oğlu asabe, onlar olmazsa, amucesi asabe. Bir bu ayeti kerime bunu reddediyor. فَبَيَّنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا بِذَارِكَ. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyle bize beyan eyledi. كَيْفَ حُكْمُ الْاَوْلَادِ فِي الْمَوَارِسِ. Mirasta evladın hükmü nasıldır? اِذَا كَانُ ذُكُورًا وَاِنْ اَوْ اِنَاسًا. Erkek yahut kadın olursa nasıl mal teksim edilecek? Burada Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onu beyan etti. وَلِذَّكَرِ مُسْلَ حَزِلُونَ سَيِّنْ buyurdu. ذُكُورًا, o vav da ra gibi olmuş. Sümme kâle azze ve cel. Sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ سُلُسَ مَا تَرَكْ.
Fe in künne, eğer varisler evlatlardan olursa, nisaen kadın olursa, erkek yok, hepsi kadın. Yani kızı var. Fevka sneteyn, ikiden yukarı. İkiden yukarı yani üç olursa, üç, dört. Felehünne sülüse ma terek, onlara malın üçte ikisi vardır. Ya iki olursa, o ikide ihtilaf var. Şimdi o ihtilaflıyı beyan etmiyor da, evvela ittifaklıyı beyan ediyor. Ayet-i kerimede feyin künne kadın, o evlatlar olursa yani kızlar, nisaen kadınlar. Öyle kadınlar ki fevka sineteyni, ikinin fevkunde. Ya iki, iki belli değil. İkinin fevkunde olursa felehün nesülüse materek. O adamın terk ettiğinin üçte ikisini alırlar. Febeyyene lena, Cenab-ı Hak bize beyan eyledi. Hükmel evlat fil mevaris, mirasta evladın hükmünü izâ kânû nisâen, kadın olurlarsa. Yukarıda beyan etti, kadın erkek karışık olurlarsa mali beraber alırlar. Erkek iki, kadın bir. Bu ayeti kerimede de beyan etti ki hepsi kadın olur da ve ikiden fazla olurlarsa malın üçte ikisini alırlar. Sümme kâlellâhu azze ve celle. Sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. Estaizu billah. Fe inkânet vâhideten felehen nisfû. Fe inkânet, o mirastaki evlatlar, varis olan evlatlar olursa, vâhideten bir olursa, felehen nisfû. Onun için nisf vardır. Malın yarısını alır. Fe beyyene lena, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bize beyan buyurdu. Ney? Kem mirasül ibnetil vahide. Bir kızın hissesi nedir? Onu da beyan etti. Bir kız olursa nısıf alacak. Felemma beyyene lena mevarisel evlat ala hazihil cihat. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri işte bu üç cihat üzerine evladın mirasını ki beyan buyurdu. Alimna bizalik. Biz bununla bildik ki enne hükme mirasil vahide. Bir kızın mirasının hükmü. La yahrucu min hazihil cihati selas. Bu üç cihetten birisinden çıkmaz. Üç cihet hangisi? Ya tek olursa yarısını alır. Diğer kız kardeşleriyle beraber olursa malın üçte ikisini alır, bölerler. Oğlan kardeşiyle beraber olursa veli zekeri misli Hazir Hüseyin teksim ederler. Ve istihale, hal oldu ki en yüsemmiyallahu azze ve cel, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tesmiye de lil ibneti, kıza en nısfa nısfi ve lil benat, kızlar birkaç tane olursa onlara da tesmiye de et sülüseyin, malın üçte ikisini böyle tesmiye de ve lehünne, halbuki onlar için olucudur ekseru min zalik, bundan daha çok hisseleri daha çok da Cenab-ı Hak az verdi bu muhal. İlla limanen ahir, illa bir mana için olur ki yübeyyinuhu fi kitabihi, kendi kitabında beyan eder. Ev ala lisani rasulihi, yahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yahut da Resulullah'ın lisanı üzerine beyan eder. Kema ebane fi mira fi mevarisi zevil erham, zevil erhamın miraslarında beyan ettiği gibi. Yani o adam diyor ki kız olursa başkasına mal kalmaz, hepsini alır. Halbuki Cenab-ı Hak hepsini alır diye Kur'an'da bir yer yok ki. Tek olursa malın yarısını alır. İki, ikiden fazla olursa malın üçte ikisini alır. O kadar. Ha başka var mı? Sen malın hepsini alır diyorsun. Yani malın hepsini alır da Cenab-ı Hak niye beyan etmedi? Muhal illa. Muhal olur Cenab-ı Hak'ın beyan etmemesi. İlla beyan eder. Nitekim Zevil Erham'da beyan ettiği gibi. وَلَوْ كَانَتِ الْاِبْنَةُ تَرِسُ الْمَالَ كُلَّهُ دُونَ الْعَصَبَ. Adam ölmüş, bir kızı kalmış, bir de asabeleri kalmış. Sen diyorsun ki malın hepsini alır, asabelere bir şey kalmaz. Böyle olmuş olsaydı لَمَا كَانَ لِزِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ en nısfa me'anen. Cenab-ı Hak yarıyı zikretmede manayı oldu. Kız bir tane olursa malın yarısını alır. Bunun manası ne? Madem kız malın hepsini alıyor, bir adam öldü, kızı var. Başka hesabesi olsun olmasın hepsini alır derdi. Nitekim oğlan da öyle dedi. Ne dedi? وَلَا اَحْمَلَ اَمْرَهَا, kızın emrini ihmal ederdi. كَمَا اَحْمَلَ الْاِبْنَ, oğlu ihmal etti, oğlunu ihmal ettiği gibi. Oğlu bir tane olursa malın yarısını alır dedi mi Cenab-ı Hak? Yok. Oğlu bir tane olursa malın hepsini alır. İki tane olursa hepsini alır. Gene arada bölerler. Oğlu varken başka asabeye de mal yok. Sen eğer kızda oğlan gibi, kız varsa oğlan gibi malın hepsini alır. Başka asabeye mal kalmaz. Bu hükümde olsaydı kıza nısıf daha demezdi ki.
Adam öldü, kızı var. Bir de kardeşi var diyelim. Kız malın hepsini alır bir. Niçin daha ona nasıl versin? Oğlan da nasıl Cenab-ı Hak ihmal etti ona bir farz beyan etmedi. Çünkü malın hepsini alırdı. Kızı da öyle yapardı. فَلَمَّا بَيَّنَ لَهَا مَا زَكَرْنَا Vaktaki kıza bizim zikrettiğimizi beyan eyledi. Ne dedi? Bir tane olursa nısıf alır. İki ve daha ziyade olurlarsa malın üçte ikisini alırlar. Bak bunu beyan etti. Daha gerisi yok. كَانَ تَوْقِيفًا مِّنْهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden tevfik oldu. Yani bize bildirmiş oldu. Ki اِيَّانَ bize عَلَى مَا سَمَّى لَهَا مِنْ ذَٰلِكْ Kur'an-ı Kerim'de onlara tesmiye etmiş olduğu şey huve sehmuha, onun sehmi odur. Bir olursa yarı olur, iki daha fazla olurlarsa malın üçte ikisini alırlar. Sehemleri budur. Kema kâne olduğu gibi ma semmâ lil ehevâti min qibbelil ebi vel ümmi ana baba bir kız kardeşinin kız kardeşlerine tesmiye etti ki sehem gibi oldu. Ve kavlihi kavli şerifiyle sa'idu billah ve in kâne racülün yûresu kelâle اَوْ اِمْرَاَةٌ وَلَهُ اَخُنَ اُخْتٌ فَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّلُسٌ فَاِنْ كَانُوا اَكْسَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّلُسٌ Evet. Burada anadan كَمَا كَانَ مَا سَمَّى لِلْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِي وَالْأُمِّ Burada hele bir yanlış. Hele bu olmaz ki bu. Bu Cenab-ı Hak مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَأَبِي çizin. Onu yanlış koymuş. Min gibelil ümmi. Min gibelil ümmi. Ana tarafından bacısı, kardeşi olursa bunların hissesini Cenab-ı Hak Kur'an'da beyan etti. İşte onun gibi bunu da beyan etti. Onları nasıl beyan etti? Estaizu billah ve in kâne racülün yûresu kelâle. Bir adam kelâle olarak mevrus olursa, mirasçıları var ama kelâle, kelâle demek onun babası yok, oğlu da yok. Evladı da yok. Ev imraetun yahut da bir kadın. Babası yok, evladı da yok. Ve lehu ehun ev uhtun. Onun yalnız kardeşi yahut da bacısı var. Bacı kardeş hangi taraftan? Mutlak. Mutlak dedi. Olmaz burada. Min ümmi. Minel ümmi. O minel ümmiyi nereden getireceğiz? Übeyy ibn-i Kâb'ın rivayetinde var. Minel ümmi ey minel ümmi bu Übeyy ibn-i Kâb'ın kıraatinde var, ondan ulema almış. Bu tevatüren sabit olmadığından kıraatte yok fakat hükümde var. Ana bir bacısı yahut da kardeşi var. Böyle olursa felikulli vahidin minhüme südüs. Onlardan her birisi için südüs. Yani tek olursa südüs var. İster bacısı olsun, ister kardeşi olsun. Adam ölmüş, ana bir bacısı var, südüs alır. Ana bir kız kardeşi var. Kız kardeşi var, südüs alır. فَاِنْكَانُ وَكْتَرَ مِنْ زَالِهِ O ana bir kardeşleri fazla olurlarsa, ister hepsi erkek olsun, ister hepsi kadın olsun, isterse karışık olsunlar. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّلُسِ O vakitte sülüste ortaktırlar. Sülüse alırlar, onu da ortadan bölerler. Veli zeker müslaha zülünseyeyin de yok burada. Evet. Kardeş de, bacı da ikisi de ortaklarla müsavi alırlar. Şimdi bak bunları da Cenab-ı Hak Teala Hazretleri beyan eyledi. Farz sahipler olduğundan ana bir baba, ana bir kardeş yahut da kız kardeş bir tek olursa malın altıda birini alıyor. Birden fazla olursa sülüs alıyorlar, müsavi alıyorlar. Bak bunları ihmal etti mi Cenab-ı Hak? Yok, beyan eyledi. Öyleyse bak bunu da Cenab-ı Hak beyan eyledi. Kızın hissesi nedir? Bir olursa nısıf alır. İki fazla daha olurlarsa sülüseyin alırlar. Başkası yok. Fekâne mâ bekiye baki kalan ba'dellezî semmâ lehunne bu kızlara tesmiye etmiş olduğu sehemden sonra yahut ana bir kardeşine, kız kardeşine vermiş olduğu, tesmih etmiş olduğu farzdan sonra baki kalan bu kimindir? Lil asabat, asabelerindir. İki kızı var, sülüseyini alırlar, digerisi. Ve kezalike ma semma, Cenab-ı Hakk'ın tesmih eylemiş olduğu da böylecedir. Liz zevci vel mer'eti. Kadın ölmüş, kocası var. Yahut adam ölmüş, ailesi var. Dur. Fema bekiye, o fima değil.
sema ve kezalike ma semma lizzevci vel mer'eti. Cenab-ı Hak kocaya yahut da kadına vermiş olduğu hisseden sonra fema bekiye baki kalan ba'dellezî semma lehuma, onlara tesmiye ettiği hisseden sonra lil asabeti, asabe için olur. Mesela adam öldü, ailesi var. Ailesine ne verilecek? Evladı yoksa, varsa neyse onun bir hissesi var. Evladı varsa 1/8, yoksa 1/4, gerisi kime kalır? Asabeye kalır. Asabe oğlu mi, babası mı, kardeşi mi, ona kalır. فَكَذَٰلِكَ الْاِبْنَةُ اِذَا Kız da böylecedir. مَا بَقْيَ بَعْدَ الَّذ۪ي سَمَّا لَهَا لِلْعَصَبَ Cenab-ı Hak ona tesmih etmiş olduğu nısıf hissesini aldıktan sonra bakisi kime olur? Asabeye. İki tane olursa sülüseyni alırlar, bakısı asabeye olur. هَذَا دَل۪يلٌ قَائِمٌ صَح۪يهٌ ف۪ي هَذ۪ي لَا۪ي Bu ayette bunlar sahih, kaim olan birer delil derler. Yani öyle bir delil ki sahih, ayette sabit. ثُمَّ رَجَعْنَا اِلٰى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلِّ Sonra Cenab-ı Hakk'ın şu kavline rücu ettik. اِنِ اِمْرُونَ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ Şimdi buna geldik. Şimdi bir defa ispat ettik ki kız nısıftan fazla aramaz. Gerisi asabenindir. İki kız olursa süleyseyinden fazla aramazlar. Gerisi asabenindir. Öteki malın hepsi kızlarındır diyen kavli yok. Evet, asabenindir. Yalnız bir mesele var ki asebe yoksa zevil furut derler. Farz sahipleri farzlarını aldıktan sonra bakisi asebeye verilecek. Asebe yoksa reddedilir. Farz sahiplerine reddedilir. Herkesin hissesine göre. O red meselesi başka. Asebe varsa red yok. Mesela bir adam ölmüş. Malın yarısı kızına kalmış. Yarısı asebeye. Asebeyi araştırdık. Kardeşi yok, kardeşinin oğlu yok, amcası yok, amcası oğulları yok. Asebe yok. Asebe olmadığı gibi ne edilir? O yarısı da gene kıza reddedilir. O vakitte kız hepsini alır. Fakat yarısını farzdan alır, yarısını da redden alır. Farz olarak hepsini alamaz. Şimdi kaldı bu ayeti kerimede. Estağfirullah. İnim ruhun heleke. Bir adam ölse, leyse lehu veledun, onun da evladı olmasa, ve lehu uhtun, onun da kız kardeşi varsa, ayet-i kerimede geçti ya, ne alacaktı kız kardeşi? Nısıf alacaktı. Evladı yoksa diyor. فَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا عَزَّ وَجَلَّ هَاهُنَا مَنْ ذَٰلِكَ الْوَلَدِ Bu veled kimdir? Bunu beyan eylemedi. Şimdi, veled, oğlana da itlak edilir, kıza da itlak edilir. Eğer bu ayeti kerimede veletten murad oğlan, kız ikisine de şumurlandırırsa kız kardeşine hisse verilmez. Halbuki bu burada hisse veriyor. Ona nısıf veriyor. Adamın oğlu varken kız kardeşine hisse kalır mı? Kalmaz. Evet. Şimdi burada Abdullah ibn Abbas'ın diğer cumhuri sahabenin ihtilafı var. Abdullah ibn Abbas diyor ki velet dedi mi kıza da şumul var, oğlana da şumul var. Binaenaleyh uhta hisse verilmez. Cumhurda diyorlar ki buradaki veletten murat kız murattır, oğlan değildir. Kız olursa o vakitte nısfını alır. Oğlan olursa zaten kız kardeşine bir şey yok. O ihtilafı beyan edecek. Şimdi diyor ki biz baktık burada ayette mutlak. Leyse lehu veledun dedi. Bu velet kimdir? فَدَلَّنَا bize delalet etti. مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ Cenab-ı Hak Hazretleri'nin kavli şerifinden tekaddüm eden ibare. فِي الْآيَةِ اللَّتِي وَقَفْنَا ف۪يهَا İşte okuduğumuz, vakıf olduğumuz ayette عَلَى اَنْصِبَاءِ الْاَوْلَادِ Evladın nesiplerine vukufumuz peyda oldu ya, işte o delalet eyledi ki اَنَّ ذَٰلِكَ الْوَلَدْ O veled huve مَا تَقَدَّمْ Bir veleddir ki tekaddüm etti. مِنَ الْوَلَدِ الَّذ۪ي شُلْبِ وَلَدْتَنْ ki سُمِّيَ لَهُ الْفَرْضُ Ona farz tesmih edildi. فِي الْآيَةِ رُخْلَ diğer ayette. Yani kız. Şimdi burada diyor ki اِنْ اِمْرُونَ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ Bu veledin kim olduğunu biz başka ayetten çıkardık. O da hangisi? Diyor ki buradaki şeyden murat Cenab-ı Hak diğer ayeti kerimede farzını beyan etti ki evlat. Hangi evladın farzını beyan etti? Kızın.
kız evladının farzını beyan etti ki bir olursa nısıf alır, iki olursa ziyade olursa sülüseyn alırlar. Oğlanın hissesini beyan etti mi? Farz diye bir şey yok ki oğlana. Oğlan esebedir. Oğlan esebedir. Farz sahipleri verildikten sonra baki iyi alacak. Bazen olur ki hepsini alırlar da oğlana bir şey kalmaz. Böyle mesele de olabilir. Farz sahiplerine verirsen az kalırsa oğlan az alacak, çok kalırsa çok alacak. Burada anlaşılıyor ki farz sahibi olan kızın hissesi beyan edildi. İşte o kalırsa üht onunla beraber hesap olur. Onunla beraber nasip olur. Sümme kad rüyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ zekerne. Bizim zikrettiğimiz meselelerde Resulullah Efendimiz'den de rivayet var. Yani bu ayeti kerimedeki veletten murat binttir. Bint olursa üht o vakıtta hissesini alacak. Yoksa üht'te bir şey yok. Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen hadis de şu. Haddesena Yunus ibn Abdülala ve Behr ibn Nasr kâle haddesena Abdullah ibn Vehb kâle akhberni Davud ibn Kays an Abdullah ibn Muhammed ibn Akil an Cabir ibn Abdullah annem ra'ate Sa'd ibn Rabi'a. Ashab-ı kiramdan Sa'd ibn Rabi'in ailesi etet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekalet. Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldi ve dedi ki ya Resulullah inne Sa'den gutile ma'ak. Sa'd seninle beraber harpte şehit düştü. Ve tereke ibneteyhi ve terekeni ve ahahu. İki kızını terk etti, bir de ailesini, bu kadını terk etmiş, bir de kardeşini. İki kız, bir ailesi, bir de kardeşini terk etmiş. Fe ahaza ahuhu malahu. Kardeşi geldi, malın hepsini aldı. Ne kızlarına vermiş, ne de ailesine vermiş. Malın hepsini almış. Ve innemâ yutezevvecun nisâ bimâlihinne. Kadınlar ise malları sebebiyle onları nikah ederler. Yani bunun iki kızı kaldı. Bunlar fakir oldu. Bunları kimse almaz. Mali olacak da malına sebep nikah edecekler. Demek o zamanda da varmış gene. Kızları alırken bir de malına bakarlarmış. Hadis var mı? Hadis var. Fedaahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz onu çağırdı. Fekale dedi ki e'atim ra'atehu semen es-sümün. E'atim ra'atehu sümün. Onun ailesine sümünü ver. Ve ibneteyhi sülüseyni. Sülüseyni de iki kızına ver. Ve leke ma bakıya. Baki kalan da senin içindir. Hazreti Sa'd'ın kardeşine diyor. Ailesine sekizde bir kal. Sekizde biri o. Peki sülüseyni? Onu da kızlara ver. Gerisi de sana kalır. O vakitte mesela kaçtan gelir? 24'ten gelir. 24'ten 3'te birisi 3 eder. O ailesine. Sülüseyni de 16 eder. Onlar da kızlara. İtti 19. Kaç kaldı? 5. 5'i de kime? Kardeşine. Madem böyle teksim etti. Şimdi bak burada da ne yaptı? Kız malın hepsini aldı mı? Kızlar 2 tane olduğu halde malın hepsini alamadılar. Farzları olan sülüseyni aldılar. Gerisi kime kaldı? Asabeye kaldı. Halbuki öteki ravi ne diyordu o bir kavrun sahibi? Kız varsa asabeye mal kalmaz. Hepsini alır diyordu. Onun o şeysi yanlış. Ve iddiası. Haddesena Yunus. Kale haddesena Ali ibn Ma'bed. Kale haddesena Ubeydullah ibn Amr. An Abdullah ibn Muhammed ibn Akil. An Cabir ibn Abdullah. An Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Mislehu. Aynı hadisi şerifi Cabir ibn Abdullah terkili. İmam-ı Tahavi Yunus terkili ama Yunus yukarıdaki hadisi kimden rivayet eyledi? Yukarıdaki hadisi Yunus ve Behr ibn-i Nesir Abdullah ibn-i Vehb'den rivayet eylediler. Bunu da Yunus Ali ibn-i Ma'bed'den rivayet eyledi. Aynı hadisi şerif fakat senetleri değişiyor, daha kuvvetleşiyor. Fakat vafaka hâzâ, işte bu muvafık oldu. İzâ mâ zekerna, bizim zikrettiğimize muvafık oldu. Yani kız bir tane olursa malın yarısını alır, iki daha ziyade olurlarsa malın üçte ikisini alırlar, gerisi asabeye kalır. Ve bihaza, işte bununla kâne Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammedun rahmehumullah yekûlûne. Onlar da böyle derdiler. Ve bihi nekûlu eyza. Biz de böyle deriz, böyle hükmederiz. O üç imam böyle fetva verirdiler. İmam-ı Tahavi diyor ki ben de bunu alıyorum. Benim fikrim de bunlarla beraber. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ala aleyhi ve sahbihi ve sellem.